Hem gözlükler çok güzel. Şöyle. Şöyle. Teşekkür ederim. Bırak da formaları. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Beni attırsa attırsam affet öğretmenim attırır. Bekle Deutschland. Geliyorum. Sana da günaydın Didemciğim. Ya hocam, size de günaydın. Yani ben böyle sizin geldiğinizi görmedim. Hoca camide. Hoca camide. Ayrıca o gözlükleri gözünden çıkarırsan güzel gözlerini görmekten bizi mahrum etmemiş olursun, değil mi? Çocuklar, bugün bir türlü öğrenemediğiniz kongreleri öğreneceğiz. Ne kongresi öğretmenim? Beşiktaş Yönetim Kurulu kongresi mi yoksa? Hayır, Erzurum ve Sivas kongreleri. Yani Kurtuluş Savaşı kararlarının alındığı kongreler. Didem? Didem! Öğretmenim, arkadaşımız müzik dinlediği için sizi dinleyemiyor. Biriniz dürtün onu. Ben dürteyim öğretmenim, ben çok güzel dürterim. Dürteyim şimdi hemen. Didem! Afet Hoca çağırıyor öğretmen. Ya hocam. Didemciğim. Diskoteklerde ders yapılamadığı gibi derste de müzik dinlenmez, değil mi? Sözde. Ne diyorduk? Şey diyordunuz öğretmenim, nasıl diskotekte böyle ders çalışılmazsa? O konu kapandı Biricik, şimdi konumuz kongreler. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'ya geçip ilk... Didem ne yapıyorsun orada? Ben... Ya ben mesaj yazıyorum ben ya. Ders bitmiştir çocuklar, dışarı çıkabilirsiniz. Ne? Ders mi? Zaman ne çabuk da geçiyor ya. Hemen bitiyor oğlum ders. Didem sen kal. Sana özel ders vereceğim. Bence çok kötü yapacak oğlum. Ama ben o kadar dedim. Bak dedim. Eleman dedim. Doğal afettir o. Onunla iyi geçin dedim. Ama kime dedim? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Ay Pikachu, sen iyi bilirsin. Afet Hoca ne yapar böyle durumlarda? Vallahi hiç belli olmaz Törpü. Ablamın bir rutini yoktur. Her an her şeyi yapabilir. Oğlum var ya, her iddiasına girerim Afet Hoca Didem'i camdan aşağı atacak ha. Oğlum bence affeder lan. Vallahi affeder. Saçmalama oğlum. Onun adı doğal afet. Affet değil. Tek feyle yani. Bence hiç affetmeyecek. Bence çok iyi oldu valla. O kız zaten çoktan hak etmişti bunu. Şşş! Ay susun biraz, duyamıyorum. Didemciğim, bir sorun mu var? Canı sıkan bir şeyler mi var? Ya canım sıkılıyor. Yani böyle genel olarak zaten canım sıkılıyor. Bir de böyle sizin davranışlarınızdan çok canım sıkılıyor. Niye? Derste yapmaman gereken şeyler konusunda seni uyardığım için mi? Ya o yasak, bu yasak, şu yasak. Her şey yasak. Ama o yasakları ben koymadım ki. Dünyanın hemen hemen her yerinde, okullarda bu yasaklar var. Ama ben bu yasaklara uymayacağım. Çünkü yasaklar da zaten çiğnenmek içindir. Ben buna izin vermem. Öğrenci öğrenciliğini bilmeli. Beni sevsen de sevmesen de okulun kurallarına uymak mecburiyetindesin. Uymayacağım Afet Hoca, uymayacağım. Benim adım Afet'se ben de senin okulun kurallarına uydurmaya mecbur ederim. Ah Afet Hoca vurma! Afet Hoca ne yapıyorsunuz? Gidem! Gidem! Afet Hoca! Gidem ne oldu? Afet Hoca bana vurdu. Nerede o kız? Abla, öğretmenim, gerçekten vurdun mu Didem'i? Ona vurmadım ama şimdi sana bir tane çakacağım. Ay, belli Didem'e vurdu. Baksanıza nasıl da sinirli. Ya saçmalama kızım ya. Doğal afet doğal afettir. Bağırır çağırır ama asla kimseye vurmaz. Ah, niye vurmasın? O da bir insan. Hem onun yerine kim olsa o kıza tokat atardı. Yok yok. Ben iddiaya girerim Afet Hoca vurmaz abi. Vurmamıştır. Beyler. Afet öğretmen öğrenciye vurmaz.
yapamaz ya. Ya bir vurma. Vurma. Vurmuş mu? Ya vursun ya. Arkadaşlar, bu kız gerçekten deli. Evet, şimdi sınıfta kendi yüzüne şak 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 diye vurmaya başladı. Bu kadar yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Ay sakin olun Afet Hanım, gelin otur şöyle. Doğrudur dediğiniz, geçenlerde benim dersimde de zararlı gıda boyalarıyla boyalı şekerlerden yiyip durdu. Yani Almancıdır dedim, sesimi çıkartmadım. Canım kız biraz saygısız ama aslında söylenenleri de tam olarak anlamıyor Afet Hanım. Boş verin, siz sakin olun. Çok garip. Kızlar böyle manyak şeyler yapmaz ama erkeklerin dolduruşuna gelmesin sakın. İnna sabirin. Böyle öğrencilerin suratına Allah verdi deyip basacaksın tokadı. Bak o zaman nasıl muma dönerler. Zaten ne demişler? Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Yapmayın Hidayet Hoca. Öğrenci dövmek ciddi bir suçtur ve bu suçun cezası vardır. Cumhur Bey haklı. Bazen içimden erkek öğrencilere şöyle bir tokat atmak geliyor. Fakat suç işlemekten korkuyorum. Ne? Afet Hoca sana vurdu mu? Ya aynen. İlk bin aynen böyle vurdu. Çok acıyor amca. Şimdi yaktım seni Afet. Ben de sana yeğenime tokat atmanın hesabını sormaz mı? Bittin sen. Bakalım şimdi seni kim kurtaracak? Biz zamanında ne tokatlar yedik. Ne oldu, öldük mü? Al işte mis gibi öğretmen olduk sonunda. Nasıl bir öğrenciyi döversiniz bu okulda ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben kimseyi dövmedim ki efendim. Bal gibi dövmüşsünüz. Tokat manyağı yapmışsınız şerefsizim kızım. Hayır ben tokat atmadım. Ben öğrencilerime fiske vurmam. Yani... ben hiç böyle bir şey yapmadım. Konuşmaya çalıştım sadece. Sizin konuşma şekliniz böyle tekme çille mi oluyor? Ha? Hayvanlar anca öyle konuşuyorlar. Gülcüm bir dakika. Sana ne be? Sen kendini ne sanıyorsun? Kıl herif. Bu okulda benim borum öder. Siz bu okul müdürüyseniz diktatörü değilsiniz ama. Bana bak. Benim sinirimi attırma. Zaten sinirlerim tepemde, kemiklerini kırarım senin. Güya eğitimci bir ailenin kızıymış. Ha? İdealist öğretmen. Şer. Sen kendini şerefsiz. Yeter. Keşke biraz daha sakin olsaydın tek. Senin tavrın yumuşamış Afet. Yoksa yıllar seni de mi törpüledi? Eskiden böyle değildi. Ya, bu adam şimdi bir şey yapmaya kalkarsa sana benim canım yanar. Sana zarar veren beni karşısında bulur. Hem bundan sonra gelecek her darbeye hazırım. Yeter ki sen yanımda ol.